Üniversitede çalışıyorum. Mimarlık Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeyim. Araştırma görevlisi olarak. Aslında heykel alanım. Şu an grafik sanatlar bölümündeyim. Bu benim ikinci kişisel sergim. İlk sergim adı Çöp Değil. Adından da anlaşıldığı üzere hep böyle atıklar üzerine, geri dönüşüm üzerine çalışmalar üretiyorum. Buradaki eserlerim de hep insanlardan atmak üzere oldukları kıyafetlerinden yola çıkarak yaptığım eserler. Üzerlerine de renkli kalemlerle, pastel boyayla desen işledim. Hep çizgisel çalışmalar yaptım. Hem iki disiplini bir araya getirmiş oldum. Resim ve heykeli bir arada. Mesela sıradan işte tuval üzerine ya da kağıt üzerine karalarız, çizeriz. Ben böyle farklı olsun diye gömlekler, pantolonlar üzerine yapmak istedim. Çünkü burada amacım yeni bir malzeme satın almak değil de elimdekileri değerlendirmek. Bunun için de insanlardan atmak üzere oldukları kıyafetleri topladım. Tabii hepsinin hikayesi de var. Dolayısıyla her birini üretirken mesela buradaki pembe ağırlık, oradaki renkliliği, canlılığı da bize hissettiriyor. Çünkü bunu giyen kişi enerjik bir insan, bunu kullanan kişi. Atmak üzereydi bir gömleği. Aslında çok taze duruyor. Genelde de taze gördüğünüz gibi, hani böyle çok söküğü falan yok. Ama biraz ince olduğu için hani içi belli ediyor diye. Giymek istememiş. Eşi de atıyordu. Ben alırım dedim, hemen kaptım. Mesela buradaki etek yine aslında kötü hatırası olan bir arkadaşımızın. O zamanlar aramızın iyi oldu ama daha sonra çok iyi ayrılmadığımız bir arkadaşımızın. Tabii ben hatıraları çok nesnelere yüklemiyorum ama hikayeleri var oluyor. Burada yukarıdaki biraz daha nostaljik olan palto Görümcesinin kayınbabasının bir paltosu. Kendisi belki de saklamak istemedi onu. Belli hatıralarından dolayı olabilir, iyi ya da kötü anılarından dolayı olabilir. Onu görmek istememiş olabilir ve evden dışarı çıkarmak istemiş. Ben de onu kaptım bu şekilde ve kahve tonlarla desen işledim. Bunun sebebi de biraz daha işte yaşına yönelik bir şey oldu, renk seçimi. Biraz da o hatırasına yönelik. Sonra yine baktığımızda sevgili eşimin de gömlekleri. yine sormak istediğiniz olursa, daha yakından görmek isterseniz, buyurun. Orada daha detaylı bir şey.